Haftanın gündeminden. Herkese merhaba. Bu hafta 3-9 Şubat arasını konuşuyoruz. Nasılsın Necip? İyiyim Ahmetciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi gördüm seni. Gayet güzel. Bomba gibi. Marketing Meetup yaklaşıyor. Marteke Wars yaklaşıyor. Evet. Ondan sonra o ikisine tam gaz çalışmalar. Başvuruları almaya başladın ama. Mar Tabii ödül programında başvurular başladı. Onun da linkini aşağıya ekleriz. Marketing tamam. Meetup'ın da linkini aşağıya ekleriz. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Bunu ilk defa sana söylüyorum. Eee... Haftanın gündemi izleyicileri Marketing Meetup'a %25 indirimli katılabilsinler. Aa süper olur. Bunun için sadece bizim tarafa bir <laughs> mail atmanız yeterli olacaktır. Ben haftanın gündemini takip ediyorum. Marketing Meetup'a katılmak istiyorum. Akabinde bizim etkinliketpazarlamasyon.com'a böyle bir mail <laughs> atarsanız akabinde sizlere geri dönüş yapacağız %25 indirimli şekilde. Tamam Allah süper oldu. Bu hafta yok mu ilginç bir video Ahmetciğim? yok <laughs> ha, bu hafta, hafta çalışamadım. Ya. Bu hafta biraz yoğun geçti. İyi hadi Birkaç bak. vardı ama. Ama bekliyoruz. Ya evet güzel oldu. Dünyanın Öyle güzel böyle bekliyor. uzak yerlerinden farklı şeyler bekliyoruz Ahmet. <laughs> evet evet bakalım. Necip geçtiğimiz hafta Super Bowl vardı. Sen de zaten çıkan reklamları konuşmuştuk. Aklında kalan bir reklam var mı? Bu sene bence geçen seneye göre daha sönük bir sene Kesinlikle geçti. Kesinlikle, katılıyorum. Yani ekstra ilginç bir şey ciddi anlamda hatırlamıyorum. Sende var mı? Bir Pepsi geçtiğimiz hafta konuşmuştuk sende, ben de çok beğendim. Bir e, bira markasını şimdi aklıma gelmiyor. Böyle çok sessizce, Hı -hı. sessiz bir temada gerçekleştirerek i̇şte çok güzel bir reklam vardı. O aklıma geliyor. Türk Hava Yolları'na ayrı bir parantez açmamız lazım burada. Hem yayın öncesi, o yapılan yayına Powered by Turkish Airlines diye bir sponsor Hı -hı. oldular hem de bir e, Wright Scott'un üretmenine çekilen 6 dakikalık reklam filmini de paylaştılar. Evet. Beğendin mi reklam filmini? <laughs> Gayet güzel olmuş. Hı. Ridley Scott zaten kendisini kanıtlamış. Hani bil, bilim kurgu denildiği zaman dünyada ilk akla gelen kişidir hı hı. Ridley Scott. Ben onlar Alien filminden beri hı. Ridley Scott'ı çok yakından takip ederim. Türk Hava tabii ki yeni stratejisi gereği, yeni dediğim son 3-5 yılki stratejisi gereği dünyada en lider, en top isimler kim? Direkt olarak onunla Messi ile çalıştığını hatırlıyorsun. Kobe Bryant. Kobe Bryant ile çalıştığını. Ridley Scott. Morgan Freeman. Sinema sektörü ondan sonra. Spor. Işte spor sektörü. Bunlardaki dünyadaki top isimlerle çalışıyor Lebo. ve bence marka algısını inanılmaz derecede yükseldi. Her zaman soruyor ya da Türkiye'den dünya markası çıkar mı? Türk Hava Yolları. Lego Zaten hala hazırda Türk Hava Yolları bir dünya markası. Ben Twitter'da paylaştığımda takipçilerim arasında bir konuşma geçti Necip. O da şuydu. Ya kim bilir kaç milyon, 10 milyon dolarlar harcamışlardır kota Sadece çekim için işte o evet. kurguların yapılması için falan Ya değdi mi, evet, mi acaba diye soruyorlar. Öyle verdim. düşünmemek evet. lazım. Yani bu seviyede bir marka Kesinlikle parasını katılır. harcayacak Kesinlikle. ve top isimlerle bir araya gelecek. Kesinlikle. Ya Bizde hep şey vardır dönüşüm ona vereceğim paraya gider. Google AdWords'te işte eski adıyla AdWords yeni adıyla Ads'te gider orada bir GDN yapalım. Ondan sonra oradan 30 kuruşa trafiğimi çekerim. 30 kuruşa uçak bileti satarım. Böyle bu kadar basit değil. değil. Marka algısı dediğimiz şey kolay işlenen bir süreç değil. Bunu Kesinlikle dokumanız 30 -30. lazım ve Türk Hava Yolları güzel dokuyor. Bir eleştiri daha vardı. onda ben cevap vermek istiyorum. Sanki Türk Hava Yolları'nın kendi reklamından ziyade genelde İstanbul'u mu anlatmışlar? Anlatsın. Anlatsın. Kesinlikle Anlatsın. katılıyorum. İstanbul'u bir lokasyon haline getirsin. Hatta Türk Hava Yolları kendi markasını İstanbul'la birlikte birleştirsin. Ya sana bir şey söyleyeyim. Yani artık markalar kendi markası kendi yaptıkları işi anlatmıyorlar artık. Hep farklı bir içeriği ön planda tutuyorlar. Bugün Fransa deyince aklına neresi? İlk ne geliyor? İlk. Fransa deyince. Evet ilk ne geliyor? Paris. Ha. Evet. Gerçekten pazarlama evet. niye sordum ki? Bunu? Bu da bu bu, bu işte ha. güzellik. Ya şimdi <laughs> Türk Hava Yolları ben kendi icraatımı anlatsam o reklamı kaç kişi izleyecek evet. ama adam öyle güzel bir içerik yaratmış ki bir filmde seni buluşturmuş. Evet. Dolayısıyla e, artık markanın çıkıp bas bas bağırdığı dönemler bitti artık markanın bir içeriği kullandığı ve o içerikle birlikte yükseldiği dönemler Aynen başladı öyle. diyebiliriz, buyur. Aynen öyle. Şimdi 2019 Kü küresel dijital raporunda Türkiye'nin fotoğrafı her sene VR Social ve Hootsuite ya da Hotsuite tarafından yayınlanıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Dünyada bu sosyal medya alanında nasıl bir gelişmeler var, neler olmuş? Çok iyi analiz eden bir araştırma. Ben zaten linkini paylaşacağım ama bize burada düşen Türkiye tarafında ne gelişmeler var? Biraz onu inceleyelim istiyorum. Evet. Raporu mutlaka incelemelisiniz. Bizim derslerimizde de zaman zaman özellikle Digital Excellence programında hı hı. eğitmenlerimiz sürekli bu rapordan atıfta bulunuyorlar. Çok değerli bir rapor ve dünyada tektir bu rapor aslında. Aynen öyle. Türkiye'de 52 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Şimdi ekranlara da görüntüsü geliyor. 80 3 milyon, 82,5 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Bunun 76.3 milyonu mobil subscriptions dediğimiz mobil cihaz kullanıyor. Telefon olabilir. Yani popülasyonun %93'ü. %72'si tüm popülasyonun yani 60 milyonu internet kullanıcısı. 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var Necip. Bunun 44 milyonu mobilden kullanıyor sosyal medya. Evet. Hemen devam ediyorum. Yaklaşık iki kişiden biri Reklam engelleme aracını kullanıyor. Evet o benim aşırı derecede dikkatimi çeken bir şey. %46'lık bir oran var. Evet. Biz markacılar olarak, pazarlamacılar olarak hep markaya, insanlara nasıl ulaşırızın hesabını yapıyoruz. Hı -hı. İnsanlar da bizden nasıl kaçarızın hesabını Hı -hı. yapıyor. İlk az önce şey demişti ya, markaya faydası ne oldu? E i̇nsanlara direkt Türk Hava Yolları diye pat çıkartırsan insanlar tabii ki adblocking kullanır. Ve seni görmek istemezler. Ama insanlara İstanbul'u tanıtırsan ve onu markanla bir şekilde bütünleştirirsen işte o zaman insanlar gerçekten senin içeriklerini evet. okumak isterler. Bu yüzden önemli aslında. Bir göz yorgunluğu oluştu artık Necip. Kimse mesela ben ETV giriyorum. Yukarıdaki reklam alanları benim ilgimi görmüyorum bile. Evet. İlgimi çekmiyor. Bir göz yorgunluğu oluştu o noktada. İki de markalar ya da platformlar bu reklam alanlarını çok böyle agresif bir şekilde çok yani müşteri deneyiminden uzak bir şekilde kullandılar. Evet. Binde 3 bu arada. Pop-up çıktı. Ya ben mesela ekşi sözlüğe giriyorum. Çok net söyleyeyim Necip. Mobilden girdiğim zaman, adblock kullanmadığım zaman ya bir gündeme gireceğim. Reklam çıkıyor. Çıkmak istiyorum. Olmuyor. Oradaki bir başlığa gireceğim. Hürri giremiyorum. Hürriyet, hürriyet ne yapıyor biliyor musun? Ya arkadaş hiç bırak da. Bırak da bir içeriye ulaşayım ya. Daha kötüsünü yapıyor Ahmetciğim. Hürriyete giriyorsun. Hı hı. Aşağı doğru iniyorsun. Hı hı. Sayfayı scroll hı hı. ediyorsun. Hı, hı. Bir anda bir video çıkıyor ve o videonun sesi açık. Sesi açık. Ya ben o sırada şirkette miyim? Başka bir şey mi yapıyorum? Tabii. Bir anda ses çıkıyor. Kapatamıyorsun. Onun kaynağının nereden evet. geldiğini bilmiyorsun gibi gibi. İşte tüm bu nedenlerden dolayı dünyada şu an hali hazırda global <laughs> bir ortalamadır bu. <laughs> Ortalama bir bannerın tıklanma oranı binde 3 seviyesinde. Binde 3. Evet. Peki sana bir soru. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Dünyadaki ilk banner biliyorum ya dünyadaki ilk banner'ın tıklanma oranı %23 nedir? müydü? Hayır, %44. 4, 4. %44. Dünyanın ilk banner'ına gören her dünyanın ilk banner'ını gören her 100 kişiden 44'ü tıklamış. Şu anda da binde 3. Aklınızda. Bulunsun. Bak mesela ben çalıştığım ajanslara şu brief'i veriyorum. Mesela geçtiğimiz yıllarda e, Facebook Messenger'a reklam alanı geldi. Dedim Hı. ki ajansa hemen orada olmamız gerekiyor. Çünkü insanlar daha gözü Facebook Messenger'da yorulmamıştı. Evet, evet. Şimdi birazdan haberlerimize geçeceğiz. Instagram hikayeler tarafında markaların en çok yatırım yaptığı alanmış 2018'e biliyor musun? Evet. Çünkü Facebook kendi akışı, o ana akıştan ziyade orası daha az yorucu. Daha az göz yordu bugüne kadar. Evet. Belki ileride başka bir şey olacak. Türkiye'de kullanıcıların %96'sı çevrimiçi videolar izliyor. YouTube gibi mesela. Ya da Puhu TV, Netflix gibi. Her iki kişiden birisi e-ticaretten alışveriş yapmış. Çok evet. önemli bir metrik. Türkiye'de en aktif sosyal medya platformu da YouTube'muş Necip. Evet. Ardından Instagram, onu da Whatsapp, Facebook ve Twitter takip bak, ediyor. Bak Line falan da var ya. Baduvar var, Twitch var, Tumblr var, Pinterest ya. var. E Twitch bak mesela Necip ben buraya gelmeden önce evde şeyi izliyordum. Bugün Beyin Sports İngiltere'de, Londra'da düzenlenen FIFA turnuvası yayınlıyor. FIFA 19'u. Evet. Birazdan haberleri de gelecek. Çok önemli bir cover şeye de büründü bu arada. Getir ve yemek sepeti rekabeti kızışıyor Necip. Geçtiğimiz dün ben bir tweet attım. Haftanın sağ haberi. olsun. Sağ olsun bir e, yayın dedi ki ya viral yaptılar. Benim tweetimde göstermişler ama ben şahsen viral falan yapmadım. Oradaki bir arkadaşım rica etti. Bak böyle bir haber var. İçeriden sana bilgi vereyim. Paylaşmak isteyebilirsin diye. Ben de paylaştım. Neyin tweetini attın? Onu bir açıkla akabinde ben biraz konuya gireyim. Biz seninle geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta şunu konuştuk. Dedik ki yemek sepeti getir benzeri bir sistemle artık bundan sonra market alışverişlerini de taşımaya hazırlanıyor. İçeriden aldığım bilgilere göre binlerce kurye motor satın alınmış. Buradaki temel amaç Necip daha hızlı teslimat, daha ucuz ürün, daha fazla seçenek. Getir hali hazırda bunu yapıyordu zaten. Ama Getir de yemek sepetinin alanına girerek onlar da yemek siparişi restoranlardan alıp dağıtacaklar. Sana topu atmadan önce şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Getir'in burada sahip olduğu avantaj hali hazırda yıllardır kendi dağıtım ağına sahip olması. Bu işi iyi biliyorlar. Yemek sepetine sahip olduğu avantaj yıkıcı bir rekabetleri var bak yemek sepetinin. Marka, imajı olarak birçok insanın telefonda kurulu. Evet, evet, O açıdan çok önemli. Ben sana şöyle söyleyeyim. Uzun yıllar sonra ilk defa yemek sepetinin karşısında cılız rakiplerin haricinde gerçek anlamda bir rakip var. Hı hı. Kısa dönemli değil uzun dönemli. Getir gerçekten sipariş olayını çok iyi çözdü. Evet. Ge geçen getirin kurucularını televizyonda dinledim. Adam şunu söylüyor. Biz zaman satıyoruz diyor ya. Biz diyor zaman satıyoruz. 10 dakikadan kısa süre içerisinde sipariş ettiğin ne ediyorsan binden fazla ürünümüz var. Biz bunu 10 dakikadan kısa süre içerisinde getiriyoruz. Şimdi getir market alışverişini çeviren bir uygulama hı hı. biz böyle biliyoruz. Evet. Yemek Sepeti yemek tarafını aslında organize eden ve yemek tarafını getiren bir uygulama. Şu an her ikisi de birbirlerinin alanlarına Giriyorlar direkt olarak yani. girme durumundalar. Çok Bakalım güzel bir ne olacak. Ee, yemek sepetinin değerlemesini biliyoruz hepimiz. 587 sanıyorum. milyon dolar. Evet, 587 milyon dolara satıldı. Evet. Ee, getir tarafı da bu arada daha fazla fonlama yapmak amacıyla. E ee, yeni bir sistem Evet, Girişim Sermayesi Fonu isminde yeni bir sermaye fonu kurmuş. Hı hı. E, bir şirketle birlikte, evet. bir yatırım şirketiyle birlikte ve bin TL'si olan her bir kişiye Yemek Sepetinden ortaklık veriyor. Tabii ki kişinin bu arada nitelikli yatırımcı olması lazım. E, demem evet. o ki bu piyasada bu rekabet çok kızışacak. Evet. Umarım kazanan her ikisi de olur. Bir taraf bir tarafı yenmez çünkü Türkiye'nin her iki şirkete de ihtiyacı var. Asıl bir oyuncu daha girerse Necip çok işler acayip bir şekilde değişecek. O da kim biliyor musun? Amazon Fresh. Evet, Amerika'da, evet. Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da bildiğim kadarıyla varlar. Tamamen benzer bir iş yapıyor. Evet. İşte sana içecek getiriyor. Market alışveriş dediğinde aklına ne geliyorsa Amazon Fresh bunu yapıyor. Ama ben, Amazon Türkiye'ye çok silik girdi. Çok silik girdi. Ben kısa ve orta vadede Amazon'dan Türkiye için bir hareketlenme beklemiyorum. Amaçları nedir, ne değildir bilmiyorum Bilmiyoruz. ama Amazon şu an e-ticaret denildiği zaman insanın akla gelen ilk şirketlerden bir tanesi değil Türkiye'de. Evet. Devam. Şimdi seninle bu poşet olayını çok konuştuk ama benim özellikle şikayet ettiğim Twitter'da şöyle bir konu vardı. İnsanlar bakkal hesabıyla ya marketler bu işten günde 1 milyon TL kazanacak gibi şeyler evet, konuşuluyordu. Ne zaman şikayet etsen bu arada devlet o tarafa bir şey çıkartıyor. Şimdi ne yapmış? <laughs> Şimdi demişti devlet tarafı. Sen eğer ek gelir elde edersen poşetten bunu da bana vereceksin. Ha, öyle bedavaya iş yok. Çünkü 25 kuruşu Necip 15 kuruşu zaten Çevre ve Şehircilik bakanlığına gidiyordu. 10 kuruşa da markete kalıyordu. Markette evet. buradan onun maliyetini çıkartıyor. Tabii, Başka de bir şey. 4 yok. kuruş. Bu evet, arada. örnek veriyorum 4 kuruş maliyeti varsa 6 kuruşla şeye kalıyordu. Evet. Markete kalıyordu. Devlet demiş ki yok öyle. 6 kuruşunu da bana veriyorsun. Bence çok güzel Sen bir şey. Kendi market. yoluna bakıyorsun. Tabii, 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 evet, tebrik yerde. ediyoruz. Sevgiler Günü e-ticareti nasıl etkiliyor? Mastercard'ın 2018'de yaptığı bir araştırma 11-14 Şubat tarihlerinde kredi kartı, banka kartı ve ön ödeme kartlarla yapılan alışverişleri incelemiş. ilginç ne doneler var. Hediyelerin %30'u aynı gün alınıyormuş. Son gün. Son gün. <laughs> Klasiktir. Ben de öyle tercih ederim. Tercih ederim dedim. İnsan günlük yoğunluktan unutuyor bir şekilde. Bir şekilde sevgilisinden, eşinden o varyansını duyduğu anda da ya dursana diyor. Ben daha sana alacaktım. Sen benim sürprizimi niye baltalıyorsun diyor. Aynı anda siparişini veriyor ve o şekilde kurtarmaya çalışıyor. Başka neler var? Mesela mücevher alımı %8 düşerken kitap ve müzik albümü alımı da %42 artmış. Mesela insanlar daha farklı deneyimlere yatırım yapmaya başlamışlar. Yani klasik evet. mücevher alayım, kitap alayımdan ziyade aslında işte bir yerle gidelim, güzel bir yemek yiyelim. E tabi biz hatırlarsın eski eski sevgililer günlerinde hep şu markadan, şu mücevher markasından şöyle bir reklam filme gelmiş diye konuşurduk. Şu an hali hazırda çok fazla benim dikkatimi çeken bir mücevher markası yok. Benim aklıma bir tanesi var. Ne biliyor musun? O kadar güzel bir jingle'ları var ki benim aklıma takıldı. Herhalde, Koçak? yok sinema da ve televizyonda çıkacak. Koca akpurlanta diye geçer. Sensiz olmaz neydi o? Zen. Heh, sensiz Aa, evet. olmaz. Evet, çok güzel. Çok evet. güzel değil mi ya? Evet, aynen öyle. Ben beğendim. Bak şu da ilginç bu arada. Seyahat oranının %42 artması. Evet. İnsanlar biraz daha artık hediye tarafına. Hediye tarafındaki o yolculuk, seyahat tarafına ağırlık veriyorlar demek. Evet. Yerli diziler Blue TV Amazon işbirliği ile Almanya'da izleyiciyle buluşacak. Amazon'un milliyen gibi bir video stream platformu var Amazon Prime diye. Blue TV anlaşmış işte Masum gibi, Sıfır Bir gibi, Bir Zamanlar Adana'da gibi dizileri bu pazarlara da Amazon Prime üzerinden açacak. Benim söylemek istediğim şey şu. Geçtiğimiz hafta Cüneyt Özdemir'i izliyordum. Biliyorsun Cüneyt Özdemir gitti Venezuela'da. Hı hı. E, kimdi o adamın adı? Maduro ile bir görüşme yaptı. O. Ma Ma Maduro. Ile bir görüşme o. Ya Maduro ile bir görüşme yaptı. Maduro. Maduro ile bir <laughs> görüşme yaptı. Maduro. Zorlama zorlama. Maduro hı. ile bir görüşme yaptı. Dünyada da ilk yapan bu oldu. Bayağı da bir yankı buldu dünya basınında. Çok önemliydi. Ben onun videonu izlerken, kendi YouTube kanalında şunu dedi adam. Videonun çekilmesinde ön ayak olan bir takım etkenler var. Türkiye-Venezuela ilişkileri evet. bunlardan biri. Türklerin Venezuela'daki varlıkları bunlardan biri. Bir de dedi ki, Türk dizileri burada çok popüler. O yüzden insanların Türklere bakışı biraz daha farklı burada. Bu bu durum benim röportaj yapma imkanımı bana verdi dedi. Bu açıdan ben önemli görüyorum bu noktayı da. Evet. Bu arada Blue TV, Masum dizisinde Netflix alınmış. Ben onu söyleyecektim mağdur o mağdur o dedik kaldık. <laughs> şimdi eskiden diziler neydi? Televizyon başında izlediğin bir e, zaman geçirme mekanizmasıydı evet. değil mi? Artık diziler bir içerik, bir ürün. Gerçek anlamda o dizi aslında bir gün Netflix'e gidebilir, o ertesi gün Blue TV'ye gidebilir. İnsanlar artık dizileri ürün niyetine tüketiyorlar evet. Ahmet'ciğim. Böyle bir dünya var. Bu ilginç bir haber Necip. Nisan yapmasaydı bu araştırmayı ben çok ciddiye almazdım ama Nisan, Nisan Türkiye ekibine sevgiler. Evet, Nisan yapınca dedim ki ya evet gerçekten ilginç. Türkiye'de haftada 37 milyon kişi radyo dinliyormuş. Evet. Neler var peki? Mesela 10 kişiden 6'sı radyo dinliyor toplamda bu penetrasyon %57.8. Günlük ortalama radyo dinleme süresi 3 saat 10 dakika. Hafta sonu radyo erişimi de hafta içi radyo erişimiyle aynı seviyedeymiş. Ancak radyo reklamlarının reklam yatırımlarının yazılı %20 hafta sonu kapsıyor. Ben bu haberi duyunca şey dedim. Ya insanlar işe gelip giderken muhtemelen radyo dinliyorlardır. Evet. Hı hı. Ama öyle de değilmiş Necip. İnsanlar gün boyunca yüksek bir şekilde radyo dinliyorlarmış. Evet. Ya bu arada hafta sonu yapılan yatırımlar genel olarak düşüyor Türkiye'de. Sadece radyo tarafı, tarafına değil. Biz ben zamanda banka bankacılık hı hı. tarafında da bulundum. Biz hafta sonları bütçemizi yüzde 25 yüzde 30 daraltırdık. çünkü hafta sonları gerçek anlamda ee, en azından bizim sektör için bir düşüş söz evet. konusuydu. Dolayısıyla bunu genel anlamda buna yorabilirsin. Ama ben bu kadar fazla kişinin evet. radyo dinlediğini tahmin etmiyordum. Evet, i̇yi sen yani. ekibine tekrardan teşekkür ederiz bu değerli araştırma için. Son haftalarda sosyal bir markanın sosyal medya yönetimi noktasında ne kadar başarılı olabileceğine dair en iyi göstergelerden birini bence Pamukkale yapıyor Necip. Pamukkale evet. olayını sen de konuştuk önce Concordato ilan etmek istediler. Mahkemeye başvurdular. Mahkeme bunlara izin vermedi ve iflas edin dedi resmen. Ama Pamukkale savaşıyor. Savaşırken de bunu iletişimini sosyal medyadan çok iyi yapıyorlar. Ne yazmışlar bu sefer? <laughs> Mesela diyorlar ki sizi üzdük ama biz daha vazgeçmedik. Desteğiniz için teşekkürler iyi ki varsınız diye sosyal medyadan e, içerik paylaşıyorlar. Bu arada insanlar da ben Pamukkale'ye bakıyorum. Genelde şeydir ya. Markalara isyan ederler ya bunu yazıyorsunuz da önce benim şu sorunumu çözün diye hani hep böyle şeyler vardır ya İnsanların tamamına yakını Pamukkale'nin yapmış olduğu Facebook, Twitter artık her neyse tüm iletişimde Pamukkale'ye destek veriyor. Çünkü Türk halkı mazlumuz mazlum değil de. ne diye sever? Ya mazlumu zaten sever ama hem mazlum olup hem de iyi niyetli olan markaları demek ki daha çok seviyor Türk halkı. İşte, evet ya yani düşeni seviyor yani biz hep güçsüz takımı destekleriz yani. ya ya bir de düşükte oyun bozmak var düşükte oyunu telafi etmeye çalışmak var evet. pamukkale bu işe yarıyor çok güzel işler yapıyorlar ben beğeniyorum Ocak ayı otomotiv satış verisi açıklanmış Necip Otomotiv distribütörleri derneğinin sağladığı veriye göre ya. Ocak 2019 pazarı Ocak 2018'e kıyasla %60, 60 daralmış muazzam bir daralma devletin en son ÖTV desteği vardı biliyorsun 3 ay daha uzattılar evet. ama onu uzatması da bir şekilde çare olamamış ama burada şunu söylemek lazım. Türkiye'de üretilen markalar bu sorunu çok fazla yaşamıyorlar. Türkiye'de üretim yapanlar. Toyota, Hyundai, Honda, Honda, Hyundai, Fiat gibi gibi. Evet. Ama dışarıdan o arabayı alan markalar genellikle şeye takılıyorlar Ahmetciğim. Euro'nun, e, 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 doların yüksek olmasına takılıyorlar ve hala bu arada geçmişte bilirsin 2017 sonunda örnek veriyorum 2018'in arabaları girer. 2018 evet, sonunda evet, evet. 2019'un arabaları girer. Hala şu an bayiye gittiğin zaman 2018'in arabalarını alabiliyorsun. Bu arada geçtiğimiz yıl araba satışlarında tek yükselen marka var. Daha çok satış yapan %22 diye yanlış hatırlamıyorsam. Satışları artan o da Honda'ydı. Doğrudur. Ama onların genel otomotiv pazarındaki büyüklüğü çok yüksek değil. O evet. yüzden o rakam seni yanıltmasın Ahmet. Tabii tabii aynen öyle Necip. LinkedIn 610 milyon üyeye ulaşmış Necip. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Valla güzel büyüyorlar özellikle Microsoft'un LinkedIn'i almasıyla beraber. Sen çok değişiklik gördün mü LinkedIn tarafında? Genelde Microsoft'un aldığı almış. şirketler aşağı doğru giderler. LinkedIn bunun tam tersini yaptı. LinkedIn'in şöyle bir olayı var Ahmet. Çok fazla içerik tarafına yatırım yapıyorlar. Bak, Gary Vaynerchuk, Guy Kawasaki Hepsi de bir şekilde LinkedIn'le bütçeli iş yapan hmm, ve evet. LinkedIn'i kullanan aslında evet. sürekli oraya özlü söz yapan, şunu yap video content üreten. Bunları sen önüne çıkıyor evet LinkedIn'de evet. ama normaldeki kullanıcılar bunları şey diye düşünür. Ya işte e, gay Kavazaki öylesine paylaşmış diye. Aslında öyle değil. LinkedIn'le bir içerik ortaklığına gidiyor ve LinkedIn'e içerik üretiyor. Evet. Onun karşılığında da para alıyor. Sen evet. ne gördün? Ha, ha, şey söyleyecektim, mu? 7 milyondan fazla Türkiye'den kullanıcısı varmış LinkedIn'in. Ha, doğrudur. Mesela ilginç veriler de var burada Necip. Ee, tüm kullanıcıların %40'ı her gün Linkedin'i girip ziyaret ediyorlar. Sen giriyor musun? Ben giriyorum. Ben de giriyorum. Yorumlar, beğeniler, paylaşımlar geçtiğimiz yıldan bugüne %60 artmış. Böyle ilginç veriler evet. var. Ben bunun Fortune ekran görüntüsünü de ekrana vereceğim. Fortune 500'deki şirketlerin 500'ü de Linkedin'e üyeymiş bu arada. Aynen öyle. LinkedIn'i ben menajer olarak seviyorum ama ben paylaşımlarımı azalttım nedense. Yok yanlış düşünüyorsun. LinkedIn'in öyle güzel bir algoritması var ki insanlar eee. seni beğendiği anda bir şekilde onların kontaklarına da erişim sağlayabiliyorsun. Bağlantılarım ama. Facebook <gülüyor> <gülüyor> Facebook ne kadar kendisini düşürürse LinkedIn o kadar arttırıyor. Aynen öyle. Bu arada Facebook'un yaptığı hareketi de ben çok mantıklı görüyorum. Bugün insanlar 400-500 tane markayı takip ediyorlar. Düşünsene her birinin gönderdiği postun o ayrıca ama sen, ama sen Facebook olarak buna bir çözüm bulmak ya, evet, zorundasın. Evet. Bunun çözümünü ben bulmayacağım. Evet. Sen zamanında benden kişi başı 50 kuruş 1 TL beğendirme maliyetiyle 1 milyon insanı kendi sayfama çektim ben. Evet. Sana ben 1 milyon TL para ödedim. E şimdi ben 1 milyon TL para ödediğim kendi sayfamdaki insanların %1'ine yarımına bile ulaşamıyorsam burada sorun sende demektir. Evet. Ya benden 1 milyon TL'yi alma ya da Ulaştır beni o insanlara. Çok net de haklısın. Son evet. haberimize geçiyorum. Instagram reklam verenleri çok daha sadık ve daha fazla para harcama eğiliminde 60 ülke 3000 reklam veren ve 20 sektör analizine göre geçtiğimiz yılın aynı şehirlerine göre reklam harcamalarında %120 bir artış var. Hatta 3. çeyreğe göre de %43'lük bir artış var. Evet. 2018'de 1 dolar harcayan yeni reklam veren ama bak yeni yani evet. bir, 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 senedir falan orada olan reklam verenler bu rakamı 2019'da 4 dolar düzeyine çıkarması bekleniyor. Artırır çünkü mecradan memnun. Çünkü Facebook tarafı gerçek anlamda düşüyor. Bunun bu arada bu haberin Facebook tarafı yok sende. Neden yok? Çünkü Facebook böyle bir şey açıklamıyor. Çünkü o tarafta gerçek anlamda düşüyor. Düşüş var, evet. O 1 dolar Facebook'ta 30 sente düşüyor. Evet. Ama burası yükseldiği için Facebook bunun PR'ını yapıyor evet. ki haklı da bu arada. Bak bu arada haftanın gündem izleyen Ler için söylüyorum. Haftanın gündemini bir bütün olarak düşünün. Geçtiğimiz hafta biz seninle şunu konuştuk. Facebook büyümesinin yani Facebook, Instagram, Whatsapp gibi tüm o platformları düşündüğümüzde dedik ki Facebook'un büyümesinin ana kaynağı, ana yakıtı Instagram'dan geliyor dedik. Bu evet. haftada diyoruz ki bak Instagram reklam verenlere daha sadık. Bir bütün olarak baktığında parçalar çok net oturuyor yerine. Evet. Mesela bu Instagram'daki artışın nedeni de büyük oranda Necip Hikayelerdeki artış, hikayeler reklam veren markaların artışı ana akıştan ziyade. Evet. Var mı eklemek istediğim şey? Yok. Bizi takip edin, beğenin, beğenin, likelayın, paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşalım. Şimdiden herkese keyifli bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.